Evet konumuz Bismillah okumak. Beşinci dersimiz. Birinci sözden devam ediyoruz ve inşallah bugün bitireceğiz. Tabi bugün yeni gelen abiler bu Bismillah okumak 1-2-3-4 serisini dinlemeyenler, oradan başlamayanlar belki bugünkü dersten istifadeleri azalabilir ama olsun yine de istifade edecek noktalar var. Bugün Bismillah'ın birinci sözün son kısmını, son bölümünü okuyacağız. <laughs> Bismillah hepimizin bildiği üzere. Hepimizin çokça zikretmiş olduğu bir kelime. Ama içerisinde çok büyük bir tevhid hakikati vardı. Ve biz Bismillah iki ana temada inceliyorduk birinci sözde. Bir noktası insana bakan tarafı, diğer noktası da tabiata bakan tarafı. Niye insan ve tabiat yani doğa diye isimlendirilen noktadan bakıyoruz? Bu asırda iki tane put var. Yani insanların ilahlaştırdığı, icat gücü verdiği, özellik verdiği, kabiliyet verdiği, yaratma gücü verdiği haşa iki tane put var. Birisi insan kendisinde ene, diğeri de tabiattı. Tamam mı? Şimdi birinci kısmında aslında insanın mahiyetindeki acz ve fakr 90 ve, ve kusur nazarı verilerekten böyle bir mahiyetten hiçbir şekilde icat ve kabilet bir şey yapma gücü çıkmayacağını anlattı bize ve insanın aslında bismillah diyerekten bu mahiyetinin farkına varıp bir kudrete bir güce dayandığını anlattı. Bismillah diyen kişi mağrur olmaktan yani gururlu olmaktan kendini kurtarıyordu. Temsile göre konuşuyorum. İkinci kısımda da mevcudatın lisanı haliyle yapmış olduğu ibadetler ve Bismillah zikrini ifade etti. Bütün mevcudat Bismillah diyordu. Nasıl diyordu? Lisanı haliyle söylüyordu. Lisanı hal neydi? Kainatın belki de en geniş diliydi. Ama bir gramer lazımdı onu anlamak için. O da marifetullah Cenab-ı Hakk'ı tanıma, Cenab-ı Hakk'ı bilme noktasında bir gayret sarf etmeyen kişi lisanı hal ile yapılan tesbihatları, zikirleri işitemez, farkına varamaz, anlayamazdı. Bütün mevcudat lisanı haliyle Bismillah diyordu. Nasıl diyordu? Bütün mevcudat üzerinde gözüken bazı icraatlar vardı. Bu icraatların işte ineğin süt vermesi, ağacın elma vermesi, işte ufacık incecik damarların taşları delmesi vesaire gibi bütün bu fiillerin içerisinde zannedilen o tabiat gücünün arkasında bir halikiyet, bir bir yaratıcılık ve bununla beraber kudret ve rahmet ayetlerini bize nazara vermişti. İşte inekten süt çıkar mı? Çıkmaz. E, kan ve fışkortasından ortasından süt çıkıyorsa bunu yapan başka bir kudret var olduğunu anlamıştık biz. Aynı zamanda o sütün gıdalı olması, şifalı olması, boğazımızdan kolayca geçmesi ki bunlar ayetlerde anlatılan manalar. Nahi Suresi 66. ayette bu manalar ifade ediliyor. Bu manalarla beraber bize rahmet ayetini okutuyordu süt. Şimdi bu kısımdan sonra konuyu üstad getiriyor, getiriyor, getiriyor. İnsanı anlattı, tabiatı anlattı ve şimdi son özet konusunda yine insanda meseleyi bitirecek. Şimdi insan da mesleği bitirecek ama neden insan bitirecek? Çünkü insan şuuru çok külli olduğu için, şuuru külli olduğu için bütün mahlukatın yapmış olduğu ibadetlerin, tesbihatların farkına varabilen bir varlıktır. Mesela bir inek yapmış olduğu tesbihatın, yapmış olduğu fiilin arkasındaki manayı fark edemez. Şuuru yok çünkü, şuursuzdur. Mesela şimdi ineklerde şuur olsa biz niye kesemeyiz kurban bayramına şimdi göreceksiniz. Akıl olmadığı için inekleri çok koyunları çok rahat kesiyoruz yani. Yan yana diziliyor ondan sonra ama alıyorsun çekiyor adam kasap basıyor bıçağı ötekisi orada su içiyor. Akıl olsa şuur olsa hayvan durur mu orada? Değil mi? Yemiyor. Lan ne yiyeceksin Zaten biraz sonra seni boğazlayacak yani kasap. Şimdi içeri bir adam girse, Halil alsa boğazını kesse, Cahit abi durur mu orada? Ben zaten çoktan atlamışım da aşağıya. Yani. Ben de akıl olduğu için ben hayvandan farklı şekilde bazı şeyleri sezinleyebiliyorum, anlayabiliyorum. İnsanın mahiyeti budur. O yüzden insan bu dünyaya diyor hayvan gibi yaşayamaz. Çok basit bir ölçüdür bu. Ya ben kafama göre takılacağım, hayvan gibi yaşarım. Yaşayamazsın kardeşim. Sen de akıl varsa sen hayvan gibi yaşayamazsın. Çok nettir bu. Çünkü sen korkuyorsun. Gelecekten endişe duyuyorsun, geçmişten elem duyuyorsun. Geçen bir abi öyle diyor bana. 10 yıl önce işte bir vefat hala beni diyor acıtıyor, canımı acıtıyor. Bak geçmişte seri bağlantım var. Ama hiç siz kesilen bir yavrusunu veya da ezilen bir yavrusunun arkasından yıllarca ağlayan bir inek veya da bir köpek gördünüz mü? Ah benim burada yavrum ezilmişti falan. Yok olmaz yani. Mesela gelecek endişesi taşıyan bir sığır gördünüz mü? Mesela dolar kuru takip eden bir sığır gördünüz mü? Şu anda dolar çok meşhur olduğu için o yüzden söylüyorum. Kur kaç para olmuş? Hiç derdi yok yani değil mi Serkan abi? Ama senin var değil mi? Lan senden bile ondan sonra şeyi çıkartıyorsun. Çünkü sende gelecek endişesi var. Mesela çocukları ne oluyor? Lan tamam, çocuklar için gelecek planlaması yapıyorsun. Köpek bir doğuruyor 9 tane. Ulan 9 tane doğurduk lan biz ne yapacağız bunu ev bark falan filan. Yok. Cenab-ı Hak 4 tane vermiş diyor ne yapacaksın diyor 4 tane nasıl hızlı, hızlı bakacaksın falan diye. Şimdi bak görüyor musun? Hemen bir sen söyle endişe var. Şimdi akıl böyledir işte. Akıl varsa seni taciz eder. Geçmişte gelecek desen Sıkıntı çekersin. Rahat edemezsin. Hayvan gibi yaşayamazsın. Böyle şuuru külli olduğu için de insan kainattaki var olan bu manaları idrak etmek zorundadır. Ve bu manayı idrak ettikten sonra bir insan hakiki manada Bismillah diyebilir. O Bismillah'ın içerisini doldurabilir. Peki şimdi burası önemli. Neden kudret ve rahmet ayetleri nazara veriliyor? Kader Risalesi'nde hasenatı, iyiliği üstten şöyle tarif ediyor. Diyor ki hasenatı isteyen, iktiza eden rahmeti ilahiyedir icat eden kudreti Rabbaniyedir. He, şimdi hayır, iyilik dediğin şeyin hayır olması için ne lazımmış? Cenab-ı Hakk'ın kudreti lazımmış. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin iktizasıdır hayır hasenatlar. Dolayısıyla bir şey vücuduysa, bakın vücudu ne demek? Şimdi biz vücuda çıkma hadisesini böyle yoktan var etme olarak algılıyoruz. Hayır bakın şu hareket bir vücuttur. Yaratılmaktır. Elinizi kaldırıyorsun. Bak şimdi Mehmet abi yani ameliyat olacak ayağını kaldıramayacak. Aynı ayak, aynı Mehmet Ali ama ayağını kaldıramayacak. Çünkü kaldıran o değil. Cenab-ı Hak kudretiyle, rahmetiyle her an bizim fiillerimizi yaratıyor. Bakın bunu yakalamamız lazım. Dolayısıyla sen bir hayır işlediğinde, sen bir iyilik yaptığında o iyilik sana ait değil diyor ayeti kerime. Abi biz çoğu zaman yaptığımız iyiliklerle, hayırlarla övünmüyor muyuz? Şu kadar namaz kıldım, bu kadar umre yaptım, bu kadar hacı yaptım, bu kadar iyilik yaptım sana. Ona da geleceğiz. Bu kadar şeyler yaptım sana diyerekten, hep yaptım, ettim diyerek kendimizdeki iyilik yönünü, iyilikleri nazara vermiyor muyuz? Ya ben olmasam. E peki ayetle sabit değil mi? Sizin başınıza her ne sıkıntı, kötülük gelirse bu nefsinizdendir. Her ne iyilik varsa da bu Allah'tandır diye. Ayet bakın bu ayetle ters düşüyoruz yani. Çünkü vücudi olan bir şey, kudrete bakan, rahmete bakan bir nokta sizin olamaz, benim olamaz. Dolayısıyla bir hayır olmuşsa bu Allah'a aittir. Sen bir şeyi başarmışsan, Bismillah diyerek bir şeyi başarmışsan, şunu ben de Bismillah dedim kaldırdım ve ben bu fiili yaptım da bu fiilin tamamı Allah'a aittir. Bismillah zaten hak sahibine hakkını vermek. Yapan odur, kaldıran odur, işleyen odur, bakan odur. Şimdi geliyoruz konunun devamına. Madem her şey Bismillah der, her şey Bismillah diyormuş. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi başta Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Bak çok enteresan noktalar bunlar şimdi. Tek tek açıklayacağız. Şimdi manen her şey Bismillah diyormuş. İspat ettik. Yapılan bütün mevzuatın bütün fiilleri neydi? Cenab-ı Hakk'ın fiilleriydi. Cenab-ı Hak o mevcudat üzerinde tasarrufatını gösteriyordu. Doğru mu? Madem her şey Bismillah diyor. Bakın madem cümlesinden sonra konu artık anlatılmıştır ve sonuç cümlesidir. Sonuç. Artık meseleyi indiriyor. Bitirecek meseleyi yani. Ama çok önemli bir nokta Allah namına kelamını çok kullanıyor işte. Bakın Bismillah kelime manası ne demektir biliyor musunuz? Allah'ın ismiyle. Bir ismi Allah'tır. Ama Üstad sürekli Allah namına'yı kullanıyor. Ne farkı var? Bir şeyi Allah namına yapmak, Bismillah demek o şey üzerinde benim hiçbir şekilde tasarrufum olmadığının farkına varmak demektir. Bismillah şuurlu söyleni budur. Eğer sen Bismillah dediğinde ya Rab lisanı hal ediyorsun ki bunu ben kaldıramam. Benim bunu kaldıracak kuvvetim, bunu kaldıracak gücüm yoktur. Bismillah diyerek de ben senin kudret ve rahmetine iltica ediyorum. Çünkü ben acizim, ben fakirim dedim ve ben bu fiile muvaffak oldum. Ben suyu kaldırdım. Sen bu suyu kaldırırken Bismillah diyerek Allah namına hareket etmiş oldun. İşte hasbunallahu Allah'u ve nimel vekil. Sırrı budur. Allah vekil olması için senin her şeyi buna bırakman lazım. Çok basit ve çok zordur. Çok zordur çünkü alışına gelmiş Bismillah tanımlamasında bunları bulamaz. Şimdi bunu ben kaldırıyorum. E ben kaldırıyorum ama ben istiyorum ama Allah kaldırıyor ama ben. Hemen bir beni sokuyoruz araya. Tamam abi bak tamam Allah yapıyor ama bak ben istiyorum. Şimdi senin tamamen fiil olaraktan bir yaptırım gücün yoktur. Hamlıktan kurtulman lazım. Ham neydi? Haksız temellük, aynı dağılanı bilmemek, mevhumu hakikat bilmek, denemek. Şimdi yeni gelenler var, açıklamamız lazım. Cenab-ı Hak bize ene diye bir sır koymuş. Çok tehlikeli bir nokta bu ama. Kendisine ait bütün vasıfları taşıyan bir mikroçipi bize monte etmiş. En basit manada anlatmaya çalışıyorum. Fakat bu mikroçip o kadar tehlikeli ki eğer bu mikroçip doğru kullanılmazsa kişi kendini ilahlaştırmaya başlar. Kişi kendinde rububiyet görmeye başlar. Bir şey yapma. O yüzden ehli felsefe insanda 3 özelliği tanımlamıştır. Öğrenme, tamam mı? Yaptırım ve bir tane daha vardı. Aristo'nun söylemiş olduğu neydi? Geliştirme olabilir. Bak o takılan mikro tip doğru kullanılmazsa insan kendisinde var olan bazı şeyleri kendinden zanneder. Yani Cenab-ı Hakk'a ait olan ilim, irade, kudret bunlar seninle cüz'i olarak monte edilmiş. Ama sen benim kendime ait iradem var ya. Ben istersem yaparım, istersem yapmam yani. Ben yaptım demeye başlarsın. Bak çok enteresandır bu. Haksız temellik ettin. Yani haksız olarak onlara sahip çıktın. İkincisi ayna dağlarını bilmiyorsun. Yani sen bir aynasın ve o aynada sen başka bir zatı gösteriyorsun. Yansıması. Sende bir özellik yok. Sende az var, fark var, noksan var, kusur var. Sen aynasın, ayna. Aynaya bakınca ben kendimi görürüm. Cenab-ı Hak senin aynanda kendi esmasını, sıfatlarını gösteriyor. Kendi icraatını gösteriyor. Ama sen aynadarlığını unuttun, kendine vücut verdin. Sonra sendeki ene, sendeki o bazı bilgiler hepsi hakikatta yok. Hiç yok hatta. Tamamen vehim. Ama sen ne yaptın? Vehimi gerçek zannetmeye başladın ve ham oldun. Bu hamlıktan kurtulamayan kişi Allah namına hareket edemez. Bak çok çok ince bir çizgi bu. Bismillah dediğin kavramın içini doldurmaya çalışıyoruz. Yani bunu böyle işte Bismillah de bütün hayırları alırsın, her hayrın başıdır. Bismillah dediğin bereketlerini işin falan. Öyle değil o. O kadar hani bir sürü besmele çekiyoruz. Ne hani hangi işimiz bereketlenmiş yani. Hata yanlış yap. Bak, hata yanlış yapmaktan korkma. En büyük sıkıntımız şu. Bunu ben yaptım deme abi. Hata yap, yanlış yap de ki ben yaptım. Bak, sahiplen bunu. Bir şey insanın yap. kusurunu sahiplenmesi o kişinin kemalatını gösterir. Benim hatam. Allah'ım ben yapamadım. Benim yüzümden oldu. Benim çirkinliğim. Biz öyle yapmıyoruz ki. Biz bismillah diyerek <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Nasıl yaptım yani Allah'ım bir bismillah çektim böyle. Bir bismillah çektin ama senin çektiğin o bismillah falan değil yani. Bismillah'taki feyze ve berekete mahsur olamamamızın temel sebebi de hala o benliğimiz oldan dolayı. Biz bismillah diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini koyarmış, bismillah çekermiş, yemek bereketleniyor. Allah dostları ona keza aynı. Şimdi madem her şey manen Bismillah dedi. Allah namına Allah'ın nimetlerini bizlere getirip veriyorlar. Şimdi Allah namına vermek o şey üzerinde kendinden bir şey katmamaktır. Bütün mevcudat nasıl bana Allah namına verir? Ya ağaç bana Allah namına elmayı nasıl verir? İnek bana Allah namına sütünü nasıl verir? Bir varlık vermiş olduğu şeyin içerisine kendisini katmıyorsa o şey Allah namına verildiğini göstergesidir elmayı ağaçtan alıyoruz. Ağaçlar Allah namına elmayı bize veriyorlar. Peki ağaçtan bir eser var mı elmanın içerisinde? Ağacın tadı var mı elmanın içerisinde? Toprağın tadı var mı elmanın içerisinde? He, demek ki ne oluyormuş? Elma ağacı elmayı bana veriyor ama Allah namına veriyor. Yani o bir şey katmıyor, onun bir gücü yok. Ve sen diyorsun ki Lan, bu bunun eseri değildir diyorsun. Çünkü odundan tatlı nimet olmaz. Şimdi bostan örnek verelim. Karpuzu yukarıda yediniz. Değil mi? Bostan. Karpuz bostan vasıtasıyla bize veriliyor. Bostan bize Allah namına karpuzu veriyor mu? Veriyor. Peki bostan bize Allah namına karpuzu veriyorsa bostan o tarlanın eseri var mıdır o şeyin içerisinde? Karpuzun çıkan yere bakıyorsunuz zahirde. Toprak susuz güneş altında yetişiyor. İçi %90 su. Rengi kırmızı. Tadı tatlı. Bostandan bir eser var mı şeyin içerisinde? Yok. Diğer bir örnek inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlardan süt içiyoruz biz. Doğru mu? Peki o sütün içerisinde inekten, koyundan, keçiden bir eser var mı? Kan ve fışk ortasından gelmesine rağmen herhangi bir eser, bir iz var mı? Yok. Demek ki inek, koyun, keçi gibi hayvanlar ne yapıyormuş? Bize Allah namına nimetleri veriyormuş. He, demek ki ben neyi anlayacağım burada? Bir şeyi Allah namına vermek demek o şeyin içerisinde kendini katmamak demektir. Eğer vermiş olduğun şeyin içerisine sen ben kattığın anda o Allah namına verilmiş olmaz. Şimdi Allah için verdin. İçerisine ben katmadım mı Allah için veriyorsun. Ama biz ne yapıyoruz o zaman? Biz veriyoruz ve içerisine ben katıyoruz. Benliğimizin uzantıları olan, enenin uzantıları olan hissiyatımızı, beklentilerimizi, takdir hislerimizi katmaya başlıyoruz. Sen varsın onun içerisinde. O şey Allah namına verilmiş olmaz. Tamam mı? Ve verdin diye karşı taraftan hürmet bekliyorsan sen vermiş olduğun şeyin içerisinde kendini katmışındır. Ben sana bu kadar iyilik yaptım bak sen bana böyle yaptın diyorsan sen vermiş olduğun şeyin içerisinde kendini katmışsın demek. Senin bismillahın olmaz. Senin yapmış olduğun o hayır da hayır olmaz zaten. Hayır o vakit hayır ola ki Allah için ola. Allah için ola orada sen olmaya. Sen varsan orada Allah olmaz. Sen çünkü içine kattın bir şey yani. Şimdi selam bile verirken aa selamımı almadı. Yani değil mi? Acip bir beklenti bir paranoyası var bizde. Sürekli bir beklenti içerisine geliyoruz yani. Atıl abi ben sana geçen böyle yaptım sen bana böyle yapmadın. Çocuk sevgisinde bile biz beklenti katmaya başladık. Bakın şefkat içerisine bile beklenti katmaya başladık. Büyünce bana bakacaksın değil mi oğlum? Büyünce bana bakacaksın değil mi? Ve hatta da... ya niye ondan sonra hiç selam vermedi? Hususuz neden selam vermiyorsun? Hazrete. Önemli çünkü. Beklentisi var. İşte veyahut da bizim grupta şey yaptığımız gibi. Bunu paylaşıyorum kimse sallamıyor Hı. ya. Sallanmak hissiyatı işte benliktir. Bak hep bunu uzantılar işte. Çünkü insan met edilmeyi ve ölmeyi seviyor. Bu bir kronik hastalık yani. Bu enaniyetin ölçüsü bu çünkü. Değil mi? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sıfat, şuunatı, hususiyetlerine takılmış. Şimdi Cenab-ı Hak övülmeye tek layık olan zat değil midir? Şimdi ama sende bazı kemalatları takmış. Şimdi sen de onu kendinden biliyorsun. Şimdi ya Osman abiye bak bana nasıl oturuyor ya. Şuraya bak ulan. Benim <laughs> adamın karşısında oturuşta bak adamın. Sıkıntı yapma Osman abi rahat ol. Espri takılıyorum. Ya ulan adama bak ya. Ulan benden nasıl konuşuyor. Ve hatta lan vedali, geçen böyle yapmıştım bak hatırlıyorsun değil mi? Eee, falan. İşte bu işin şeyini kaçırdı. Bitirdin sen ya. Yani. Şimdi minnet kısmına geleceğiz. Şimdi bir önceki paragrafları döneceğim. Kudret ve rahmet ayetlerini tekrardan nazara vereceğiz ve o kudret ve rahmet ayetlerinin içerisinde bize bakan kısımları yakalamaya çalışacağız. Şimdi her bir bostan Bismillah der. Her bir bostan tarla Bismillah diyormuş. Matbahayı kudretten yani kudret mutfağından bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tağımlar içinde beraber pişiriliyor. Doğru mu? Bir iki metrekarelik toprak içerisinde domatesi, karpuzu, salatalığı, elması aynı toprak tarafından Cenab-ı ne yapıyor? O da pişiriyor. Evet. Tatları karışıyor mu? Karışmıyor. Renkleri karışıyor mu? Karışmıyor. Yok. Kimisi altta, kimisi üstte yetişiyor mu? Yetişiyor. Değil mi? Evet. Şimdi sen o tarlaya, işte ey tarla sen olmasan biz bu nimetleri yemeyiz. Hürmet sanadır, seni tebrik ediyorum desek ne olur? Cahilliktir yani. Tabii. İşte evet. bakın enteresan nokta toprağa girdik, topraktan çıkmayalım. Toprak çok güzel. İçi de güzel. İçi de çok güzel. Toprağın içine ne atarsanız atın dönüşüm olur. Dönüştürür. İsraf etmez. Bakın beklentisiz vermeye en güzel örnek topraktır. Bütün mevcudat beklentisiz verir. Allah namına verir ya. Toprak da öyle de. Özellikle toprak. Toprak vesilesiyle elmanı yersin. Armutunu yersin. Değil mi? Bütün nimetler toprak vasıtasıyla, vesilesiyle gelir. Doğru mu? Toprağı eziyorsun. Toprağa basıyorsun. Toprağa tükürüyorsun. Toprak bir gün olsun diyor mu? Buradan nimetleri veriyoruz yaptığınıza bakın lan. Ne adamsınız lan siz. Hiç gönül koydu mu toprak? Hiç gönül koyuyor mu verirken ama? Hiç kendisinden bir şey katıyor mu? Ya toprak mandalinin içine bir sürü kum doldurmuşsun ya mübarek adam. işi atıyorsun rengarenk, tertemiz, kokusu vesaire. Şimdi kendisinden bir şey katmıyor. O yüzden verirken böyle vermek lazım. Toprak o yüzden tevazunun bir simgesidir. Biz toprak olduğumuz zaman ister etsinler, ister bassınlar, ister küfresinler, ister tükürsünler bize güzellik saçmaya başlarız. O örneği alabilirsek kendimiz. Allah almayı nasip etsin. Zordur tabii. Yani alacağın adam sana tükürecek. Tükürecek bir de yani. <laughs> biz iki kelime deyince ondan sonra hemen. Daha ben de konuştuk. <laughs> tükürecek, basacak, ezecek de biz tekrardan güzellik vereceğiz. Ya yani, çok zor. Şimdi o tarladan, o topraktan sen bu nimetlerini aldığını zannedersen ahmaklık etmiş olursun değil mi? Şimdi aynen bunun gibi de insan binlerce meyilleri var. Nefis var, şeytan var. Değil mi? Bir sürü meyilleri var, bir sürü şer yönleri var. Böyle bir insandan güzellik çıkıyor. Böyle bir insandan kemalat çıkıyor. Demek ki yapan kim? Allah. Nasıl ki topraktan ben bu leziz nimetleri yemezsem bu mahiyetteki bir insandan da kemalat, güzellik çıkmaz. O ki çıktı, o benden değildir ya. O kudretindir, o rahmetindir dersin. Bunun farkına varmadın mı? Yani <laughs> Doğru söylüyorsun yani. Çok güzel anlatıyorsun. Kafana kafana sokuyorsun. Doğru canım. Allah razı olsun öyleyimdir. Atil abi beni övdü. Benim makine çalışmaya başladı. Düzgün bir şekilde marifetullah eğitimimi yapmamışsam Atil abi beni övdüğü anda tamam mı? Hala. Devam et. Devam et. Bunu yapmazsam bunu yapmamam lazım. Çünkü neden? Tarladan bu nimetler gelmiyorsa senin mahiyetini böyle şerli bir varlık olarak bu mahiyetinden de hayır çıkmaz. Güzellik çıkmaz. Çıkıyorsa tarladaki meyveyi nasıl ki Cenab-ı Hak kudretiyle yaratıyor, rahmetiyle ikram ediyorsa o güzellikler de Cenab-ı Hakk'ın kudretinden ve rahmetindendir dememiz lazım. Evet diğer bir nokta. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar. Bismillah diyormuş Muhammed. <laughs> Hiç gördün mü Bismillah diyen <laughs> <Yani> keçi? <laughs> Demese de hareketleri diyor değil mi? Nasıl diyor şimdi ona bakacağız. Rahmet feyizinden bir süt çeşmesi olur. Rezzak namına en latif, en nazif, abu hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar bize. Şimdi risale dersine ilk gelenler, mesela Osman abi bugün ilk geldi. Daha önce gittim bilmiyorum başka yerlere. Yeni gelen abiler de var. Ya sohbete gidiyoruz abicim biz. Varsa yoksa inek, <laughs> varsa yoksa çiçek, varsa yoksa ondan sonra çekirdek, varsa yoksa elma, varsa yoksa armut diyor yani. Manav gibiler diyor adam ya. <laughs> Ya böyle dini sohbet mi olur? Tabi alışmış yani. Gelecek biri burada bir ayet-i okuyacak, bir meal verecek. Arkasından yapışacak hadis-i şerifi. Bir de güzel bir sahabe kıssası veyahut da ehlullah böyle bir evliya azimenin bir kıssasını anlatacak. Hepsini ağlattıracak. Hadi bakalım evinize gidin şimdi. Bir de yanına cennete de de koydu mu tamam bu mesele bitmiştir. Şimdi Kur'an'ı mütefekkirane okuyan kişi buradaki sohbetin mahiyetini anlar. Bakın Nahil Suresi 66. ayetten okuyacağım. Mealini okuyorum. Ehil hayvanlarda sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarından kan ile fışkı arasından çıkan ve içlerinden boğazlarınızdan kolayca geçen halis bir sütle sizi besleriz. Geçen hafta da anlatmıştık. Önceki giderse, değil mi? Süt bir mucizedir demiştik. Ne dedi Üstad? Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah diyor. Rahmet hazinesinden bir süt çeşmesi olmuş. Rezzat namına en latif, en güzel gıdayı bize takdim ediyorlar. Doğru mu? Şimdi sen inek, deve, koyun, keçi gibi eğil hayvanların süt nimetini Allah namına verdiğini nasıl anlıyorsun? Çünkü vermiş oldukları süt nimeti içerisinde kendilerinden bir şey yok. İddia edebilir misin ki o sütü bu hayvanlar veriyor? Bunu edersen ahmak olursun, cahil olursun. Aynen bunun gibi de bakın. İnsanın mahiyetindeki, kan hükmündeki şeytan fışkı hükmündeki nefsi emmareden böyle bir mahiyetten saf, halis, abu hayat gibi güzellik, kemalat, güzel söz çıkıyorsa bu da insana ait değildir işte. Bunu yapan Allah'tır. icat eden kudrettir. iktiza eden rahmettir. Kendinden alamazsın bunu. Sen nefsi emmare taşıyorsun ya. Böyle bir makineden güzellik çıkmaz. Nefis ve şeytan. Şeytan senin damarlarında kan dolaşır gibi dolaşıyor. Hadis-i Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi öyle buyuruyor. Nefis ona keza. Nefsi emmare. Her türlü kötülüğü ister. Böyle bir makineden, Nasıl bir kemalat çıktı? Nasıl bir iyilik çıktı? Çıkar mı? Evet gözüküyor bir şeyler çıkıyor. Demek ki sana ait değil. Nasıl ki ineğin, devenin koyunun, keçinin kan ve fışkı ortasından aynı damardan halis sütü ikram ediyorsa Cenab-ı Hak senin gibi bir adamdan da güzellikler çıkartıyor. Sahiplenme. Kendini bir şey zannetme. Sana düşen istiğfardır. Estağfurullah'tır. Elhamdülillah'tır. Elhamdülillah'tır ki Allah sana bu güzel aynadarlığı yaptırıyor. Estağfurullah'tır ki sen bu işi bile hakkıyla yapamıyorsun sen. Daha da güzel olabilirdi bu iş yani. O yüzden her iyilikten sonra bir elhamdülillah bir estağfurullah bizim için önemlidir. Teşbih babında söylüyorum farzdır yani. Ne demek? Çünkü elhamdülillah nasip etti Cenab-ı Hak. Bak hayır çıkıyor senden. Ama estağfurullah bu işin içerisinde belki kendini karıştırdın. Belki de tam olarak yapamadın yani. Ne kadar önemli. Bir ayet de kendi alemimize <laughs> bakıyoruz şimdi. Son olarak da her bir nebat, ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök damarları Bismillah diyordu. Doğru mu? Bakıyoruz değil mi etrafımıza bir sürü taşları delen incecik otlar. Yani biz hilt ile denemediğimiz taşları otlar biiznillah deliyor. Bismillah diyorlarmış. Allah namına hareket edince Rahman namına her şey onlara musahar oluyor. Sert taşlar yumuşamaya başlıyor. Şimdi bitkilerin incecik o damarları, kökleri, bu taşları deliyor ve geçiyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ahmaklıktır bu. Çünkü böyle bir kuvvet gerektiren işi bu incecik otların yapma imkanı yoktu. Yapıyor. E, yapan Allah'tır o zaman. Bak burası çok önemli. Biz de eğer söylemlerimize bir kudret mucizesi olan kelamın içerisine Rahman, Rahmet, Rahim'in tecellisini yani şefkati kattığımız anda en sert katı kalpler bile delinir. Bakın çok önemli nokta bu. Bir kudret mucizesi olan kelam. Kudret mucizesi. Kelam çıkması çok önemli. Üstad yarım sayfa anlatıyor. Bir kelime nasıl çıkar ağızdan? Buna ilgili bir video paylaşmıştık Instagram sayfamızda. Adam konuşuyor. Almanlar çekmişler böyle. Şurayı çekmişler. Komple MR tamam mı? Ağız oynarken böyle muhteşem bir sanat ilahi. Yani mesela adam ne konuştu be? o konuşmuyor mu? Mübarek konuşturan var. Yani o bütün o fiilden ortaya çıkması yani muhteşem bir sanat ilahidir yani. Tabii. Yemek borusu kapanıyor. Ağza dil oynuyor falan. Dışarı çıkıyor. Kelam muhteşemdir. Bak şimdi. Bir kudret mucizesi olan kelamın içerisinde sen şefkati, rahmaniyeti kattığın anda en sert kalpler bile yumuşar. Bugün anlattıklarımızın tesirinin olmamasının bir noktası da budur. Bodozlama geliyoruz yani. Acayip şekilde insanları tekfir etme merakımız var yani. Sen kafirsin. Allahu Ekber ya. Münafıksın. Ya bunu söyleyebileceğin tek varlık aynanın karşısında gördüğün varlık. Öyle bir çift dalıyoruz ki futbola çift dalma var. Bilenler bilirler böyle iki ayakta daldın mı direkt kırmızı kart. Şimdi sürekli bir şey söylüyorsun söylemiş olduğun şey doğru. Ama söyleyiş tarzın yanlış. Şimdi kudretin içerisine rahmeti katmadın. Ne dedik? Kudret varsa rahmet olmazsa eksiktir. Rahmet var, kudret yoksa o da eksiktir. Örnek vermiştik ya Amerika'da kudret var, İsrail'de kudret var zahirde ama şefkat yok. E bize de şefkat var ve kudret yok. Ama kudretle rahmet aynı anda olunca işte o tadından yenmiyor işte. O zaman adalet olmuş oluyor. Bunu başarmış ecdad demin ne yapmış? 400 500 yıl ondan sonra 3 kıtaya hakim olmuş. Hem kudret var hem şefkat var. Şimdi bize şefkat var kudret yok. Adamda da kudret var, şefkat yok. Sen şimdi söylemiş olduğun kelam kudreti gerektiren bir kelam. Cenab-ı Hak yaratıyor ama o kelamın içerisine şefkati koymadın. Şefkati koymadığın için de karşı tarafta etki etmiyor. Ya bakın Cenab-ı Hak Hz. Musa Aleyhisselam'a Firavun'a giderken ne diyor? Ona diyor yumuşak söz söyle ya. Ya Firavun, Firavun ya. Ya yatacak yeri yok adamın ya. Yani. Yok abi de müzede yatıyor. <laughs> Toprak altında değil ya. Firavun'a bile yumuşak söz söyle diyor yani. Bak Firavun'a. Sen mümin kardeşine tebliğ yapacaksın. Bulmuşum bir kusur karşı tarafta. Ben bunu böyle yapıyorum biliyor musun? Bu böyle bak sen kafirsin. Ya çok ben eminim de yaşadığım bir hadiseyi söyleyeyim ya. Bir yerden 3-5 bir şey okumuş. Ağzında sakız. Ben de girdim bir arkadaşla bir iman bahsi okuyorum. Bu içeri şey girdi. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ağza sakız ama böyle. Ben böyle çiğniyor. Neyse içeri girdi. Başladık muhabbete. Ya diyor sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Şu takmakçılar yokuşu yok mu diyor. %80'i kafir diyor bundan. Hoppala. Dedim bir insan bir insana kafir diyorsa o insan ondan sonra kafirliği kabul etmiyorsa ikisinden birisi kafirdir. İstediği kadar günah olsun. Günahkar var. Günahkar ayrıdır. Kafirlik ayrıdır. Kafir olması gibi insanın Allah yok demesi lazım. Ne Allah'ım Allah. Haşa. bu ha, böyle dediğim adam adam kafirdir. Bak ama şimdi ondan sonra geldi meseleye başka bir şeye. İşte bir ayet ayeti kelimeden aldı koydu oraya. Şimdi ben duruyorum ben şok oldum yani. Çünkü bu kadar büyük oynanmaz. Mesela bana dedi ben hakkımı yer dedim. Mesela barışı geçtik. Ulan çakmakçıların %80'i. O içinde Osman abi var, Şenol abi var, Özgür abi var, İsmail abi var. Mesela Serkan abi var. Serkan abi mübarek gibi zat yani. Tamam ya bak bu kadar İsmail yani düşünsen Serkan abi mübarek zatların bulunduğu yerde ondan sonra böyle bir kavram kullanmak çok tehlikeli yani. Ha evet o %20 insanlar öyle kendini yüzlenmek koyar yani. Öyle bir şey var. bir tane adam öyle demişti zındık. Türkiye'nin %80'i ondan sonra aptal demişti. Kimse size çıkartmadı. Çünkü herkes %20'lik kısımdaydı yani. <laughs> Ne oldu? Ya söylemiş olduğum bir sözde doğruluk payı var evet. Ama şefkat katmadım be kardeşim. Bu böyle değil ki. Ya şeriatın keskin kılıcını kendimize kullanalım. Kendi takvamıza. Vur kendi nefsine ya. Ama karşı tarafa yani yumuşak. Ya bu yumuşaklıktan kastım taviz vermek manasında değil. Ya yumuşak davranmak, yumuşak söylemek, yumuşak söz söylemek ya. Yumuşaklık yok. Çok büyük eksikliğimiz var. Çok büyük eksikliğimiz var. Sonra adam hemen ona o kadar da anlattım bir ne taş katlı herif bu ya. Lan taş kalpli herif Olur olmaz ayrı mesele. O adamın günahı ama sen acaba Allah namına söyledin mi? Söylerken titriyorsun, kendini katıyorsun içerisine. Affedersin kahve ağzıyla din konuşuyoruz yani. Çok enteresandır. Kahve ağzıyla din konuşuyor. Elde sigara, çay tamam mı? Bu hadis midir, ayet midir bu? Böyle. Oturmuş kapının önünde. Hadis mi? Nerede geçiyor bu? Buhari diyorsun. Ne Buhari'si? Kim o ya? Tanımam ben öyle bir şey. Kur'an'da varsa göster. Elde sigara ya. Yani dur. Yani bir şeyi konuşacaksak edebiyle, adabıyla konuşalım fikir taaddesi şeklinde konuşulur mesela. Sen söylersin, ben dinlerim, ben söylerim, sen dinlersin. İçine bir şey katmazsın, ben de bir şey katmam. Ben de şimdi doğruyu biliyorum ya, örneğin sen böyle düzeltsin. yapıyorum? Bu sıra bak ben de kattım kendim içine. Bu sefer karşı taraf benim yüzünden hakikati de kabul etmiyor. İçine ben kendimi kattığım için söylediğim şey kattı. Adam hakikate düşman oluyor. Maalesef. Bakın söylediğim şey doğru. Ama ben içine doğru şekilde ifade etmediğim için, içine kendinden bir şey kattığım için Karşı taraf kendini sıktı. Ne oldu? Denemedin. Her iki taraf oturusun. Bir şey söyleyeyim. Ben de dinlerim, sen dinlersin. Ben dinlerim, sen dinlersin. Ha, işte haklı çıktım ben. Susturdum. Seviniyorsan bir kere o senin yine çilingirini gösterir. Neden haklı çıktığında da sevinemezsin. Çünkü bir şey öğrenmedin. Ama seni adam bastırdı. Sana karşı bir şey söyledi. Abi Allah razı olsun. Senin vesilenle bir şey öğrendik. Karşı taraf demeyecek bunu anlası. Ya gördün mü? Ha, gördün mü? Nasıl susturdum? He? Bir de anlatıyorsun bana şey gibi. Kahve ağzıyla. Yakışmıyor yani. Hiç hoş değil. Çok çok denk geldiğim için söylüyorum. O yüzden dikkat etmek lazım. Evet ne dedim? madem bütün mevcudat Bismillah diyor Allah namına veriyor. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Biz dahi derken kim bu? Nurcular. Değil abicim. İnsanlar. İnsan dahi Bismillah demeli. Ve Allah namına almalı. Ve Allah namına vermeli. Bak son cümle çok önemli. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Hoppala. Şimdi Allah namına vermiyorsa patron maaşı alamıyorsunuz arkadaşlar. Allah namına verilmeyen bir şey alamazsınız. Atilla abi. Bunu hacabı duymasın. Allah namına vermezsen de maaşsız kalırsın. Çalıştığında kalırsın ya. Yani. Bakın bu zamanda Allah namına veren insan sayısı çok azdır. O yüzden de üstadın hayatında, kendi şahsı hayatında ve hizmet hayatında en önemli düsturu istinadır. Kimseden bir şey almamıştır. Bak kimseden hediye dahi kabul etmemiştir. Anlatıyorsun ki üstad hediye kabul etmemiş. E sünnet diyor. Bak hediyeleşmek, sünnet hediye kabul etmek farklı bir şey. Ama gururlu adammış be. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. <laughs> Bak şimdi ikinci mektupta mektubatın ikinci mektubunda okuyun şu mektubu. Çok kısadır. Özellikle ehli hizmetin okunması lazım. İstina ne demektir? İstina yani insanlardan bir şey almamak. Çok önemli bir noktadır bu. Tamam mı? Bizim hizmetimizin temelini oluşturur. Üstad burada ifade etmiş. İn Ecri illa alallah. Ayetinin tefsirini yapıyor. Onlar ücret istemezler insanlardan. Bugün şu manayı unutan ehli ilim yüzünden insanlar hocalar deyince böyle yapıyorlar. Ya, bu manayı unutan ehli ilim için. Ehli ilmi ilmini vasıta icer yani geçim malzemesi olarak kullandığını iddia ediyorlar. Haklılık payları yok mu? Maalesef var. Burada ben bir yerini okuyacağım. Gerek şahsı hayatında gerek hizmet hayatında kimseden hediye almamış üstad. Ve bunu yaparken de ben yani üstüne malınıza ihtiyacım yok falan manasında değil. Hayır. Hizmetine maddi menfaat bulaştırmamaktır. O yüzden bizim Risale-i dairesinde de böyledir. Biz para toplamayız. Bizim himmetimiz olmaz. Bizim siyasetimiz olmaz. Şimdi çıkarken arkadaşlar hemen salları bir kutu var. Ne verirsen elinle o gelir seninle falan olmaz. Atilla abi geldi buraya abi şunu al iyi anlattım bugün ondan sonra. Şu yüzlüğü sıkıştır falan olmaz. Abi bu kadar şey nereden geliyor diyeceksiniz tamam mı? Ee, artık bu işin davası olarak kabul etmiş, bu hizmeti sahiplenmiş, okuyan, anlatan, gayet eden insanlar illa ki kendi aramızda alıyoruz, veriyoruz vesaire ama dışarıdan hariçten gelen insanlar, hadi babam e, hoş geldiniz, ne anlattık, çıkarken kutu var, sıkın 5 lira, onlarla himmet toplamak vesaire olmaz. sanur hizmeti halisen lillah içindir. Üstad bunu kesinlikle yasak koymuştur. Çok önemli noktadır bu. Çünkü bir işin içinde para girdi mi iş bitmiştir. Bugün malum hadiselerin hepsinde bu vardır yani. Değil mi? Şimdi işin içine parayı sokmayacaksın. Ve bir, neden? Bir de bu zamanda üstad diyor ki Allah namına vermek, Allah namına almak lazımdır. Halbuki ekseriye ya veren gafildir bu zamanda. Kendi namına verir ve zımni bir minnet eder. Ya da alan gafildir. Münimi hakikiye ait şükrü senayı zahiri sebeplere verir. Çok önemli nokta bu. Bu zamanda karşılıksız bir şey veren insan sayısı çok azdır. İlla bir beklenti içine giriyor karşı taraf. Bak bunu basket diyor ki bu zamanda insanlar ihsanını muhtaçlara çok pahalı satarlar. Mesela diyor benim gibi bir bir çareyi salih veya veli zannedip sonra bir ekmek verir. Mukabilinde bir dua ister. Gene beklenti var yani. Şimdi için içerisinde Allah namına verilmedi mi olmuyor. Bak ikinci mektupta çok enteresan bir yöntem kullanıyor usta. Anlatıyor, anlatıyor mesela niye hediye kabul etmediğini ve diyor ki istinamım yani kimseden hediye almamamın, kimseye bir karşılık beklememin sebebi şudur diyor. Mezhebimizce en muhtemel olan İbni Hacer Şafii mezhebinin büyük imamlarında diyor ki salahat niyetiyle bir kişi size dindarlık, dindarlığınız yüzünden bir hediye veriyorsa eğer diyor sen salih olmazsan kabul etmek haramdır. Şimdi Atilla abi benim mübarek biliyor ki çok yapılır bu. Ben bunu hiç hoşlaşmıyorum ondan sonra. Şimdi bir şey yapacağım. Hocam sana 20 lira. Ya hocam bana 20 lira yapma ya. Hayır, Hayır abi para alma ya. Lan <laughs> 20 lira alıyorsun. <laughs> i̇şte hoca sana bu böyle. Tamam mı? Şimdi sen Atilla bana bunu neden yaptı? Beni Hoca biliyor, mübarek biliyor, hizmetten biliyor vesaire biliyor. Adam, bu adam mübarektir diyor şimdi. Bak ne dedi İbni Hacer'e göre? Salahat niyetiyle sana verilen bir şeyi eğer salih olmazsan almak haramdır diyor. Bak diyor, şimdi ben diyor şu zamanın insanları hırs ve tamah yüzünden küçük bir hediyesini pek pahalı satıyorlar. Benim gibi günahkar bir biçareyi salih ve veli tasavvur ederek sonra bir ekmek veriyorlar. Eğer haşa ben kendimi salih bilsem o alameti gururdur. Salahatin yani dindarlığın ademine işarettir. Şimdi Atilla bana hediye veriyor, indirim yapıyor, ben de onu kabul ettim. Şimdi salih değilsem kabul etmemem lazım. Ama kabul ettim, e demek ki kendimi salih biliyorum. Ulan sen salih olsan zaten gurur olmaması lazım, almaman lazım. E bak şimdi, eğer kendimi salih bilmezsen zaten o malı alamam. Anladın mı? Veriyorsun, ben salihim, alabilirim. Sen salih falan değilsin, sen bu gururla benden bir cacık olmaz yani. O zaman salih değilsen alamazsın. Ama biz Allah'ın izniyle Götür. Şimdi Allah namına vermeyenden almayacaksın şimdi Allah namına veren insan sayısı çok az. ne yapacağız Atilla abi? Alman gereken bir maaşım var. Alman gereken bir ihtiyaçlarım var. ve Allah namına veren kişi sayısı çok az. İlla bir ben karışıyor içerisinde. Bir damla da olsa karışıyor. Bakın esbabı zahiri eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Sebeplerle bize gelen nimetler işte elmanın ağaçtan gelmesi, yumurtanın tavuktan gelmesi, sütün inekten gelmesi vesaire bak şimdi. Bu gibi nimetler bize bazı sebeplerle geliyor. Bu sebeplerle gelen nimetleri sebepler namına almamak gerektir. Eğer eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse mesela hayvan ve ağaç gibi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına verir. Sen de Allah hesabını olarak Bismillah de al. Zaten inek, deve, koyun, keçi gibi hayvanlar lisanı halinde Bismillah diyorlar onlara sıkıntı yok. Alırken sen de Bismillah de. O yüzden pazara gittiğinizde arkadaşlar marketten alışveriş yapma mutlaka mutlaka besmele ile başlayın ve öyle alın. Pazarı alırken Bismillah deyin. Bismillah diyerek başlayın. Ya Rab bu nimetler senin da geliyor. Elma ağacı vesaire o bu falan değil. Yapan sensin. Sen bu nimetleri ağaç vasıtasıyla vesaire vasıtasıyla bana gönderiyorsun. Bismillah diyerek alacaksın. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise yani iradesi varsa yani veren kişi insansa o Bismillah demeli sonra ondan al. Yoksa alma. Bak yoksa alma. Neden? Enam suresindeki ayeti tefsir edecek. 121. ayet diyor ki üzerinde Allah'ın adı zikredilmeyen şeylerden yemeyin. Şurada bir parantez giriş yapayım mı? Kurban bayramına giriyoruz. Çoğumuz kurban keseceğiz. Şimdi gerçi çoğumuz uğraşmıyoruz. Yani dernekler var, vakıflar var. Gönderiyorsun gidiyor. İşin faziletlisi olan arkadaşlar kurbanı kendin kesmektir. Meşakkatine katlanmaktır. Ama maalesef şu anda şartlar ona müsait değil. Yani hoca bugün anlatıyor, yardırıyor ondan sonra. işte alın kendiniz kesin de iyi de hocam nerede keseyim yani. Ya bana bahçem olur, al hayvanı yatırırsın, gelir kasap keser, sen uğraşıyorsun. Eskiden yapardık öyle. Ama şimdi her yer beton. Dışarıda kessek zaten televizyonlara çıkıyoruz. Hayvan kaçıyor bilmem ne. Beceremiyoruz. Acizlik artmış. İşin bir şey de gelmiyor. Yok imkan yok yani. Ama mesele şu değil. Sen hayvanın kurbanı kesiyorsun. Bakın Cenab-ı Hakk'ın bizim kestiğimiz kurbanın ne kanına ihtiyacı var ne etine ihtiyacı var. Kan akıtayım. Böyle deniyor. Kan akıtalım yeter. Ulan sadist misin sen ya? Allah Allah. Enterosan bir tabir. Kan akıtalım. Ya top kapıda gördüm. Adak kesmiş. Elini batırıyor kurbanın adanın kanına. Ben de anlamadım ne yapıyor tamam mı? Tampona koydu. Batırıyor, yana koyuyor. Batırıyor. Size yemin ediyorum beyaz Sprinter Mercedes almış böyle servis aracı belli. Vallahi billahi tallayı böyle arabanın ön tamponu, yanları falan filan, lastikleri falan bulduğu yere yapıştırıyor. Kanda bol ya böyle. <laughs> daldır babam yapıştır, daldır babam yapıştır. Sorsan, bakın size samimiyetle söylüyorum. Bu hareket eğer kasti yapılırsa insanı küfre sokar. Kurbanın, hayvanın kanından medet beklemektir bu. En son alnına sürer Çak. <laughs> o Hintli oluyorsunuz. <laughs> Tam burada böyle o ortada böyle o kan. Bir de yıkamazsınız öyle. Kast da sakın. Oradan oradan sonra bir feyiz gelecek. Ya çok enteresan bir şey. Şimdi sen kesmiş olduğun kurbanı manasını eğer anlayamazsanız Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor. Keşinin diyor gölgesini kurban etmeyin. Ne demek bu? Kesmiş olduğun hayvanın ne kanı ne sütü ne eti önem az etmez. O bir manadır. Oradaki mana nedir biliyor musun? Seni Allah'tan uzaklaştıran, kulluktan uzaklaştıran, hizmetinden uzaklaştıran, seni hakikaten uzaklaştıran her ne varsa. Bu çok yoğunlaştığınız işiniz de olabilir. Mesela aşık olduğunuz, gözünüzün başka bir şey görmediği eşiniz de olabilir. Size Allah'a unutturan çocuğunuz da olabilir. Size Allah'a unutturan benliğiniz, nefsiniz de olabilir. Alışkanlıklarınız da olabilir. Her ne varsa bunların hepsi size Allah'tan uzaklaştırandır. Sen o kurbanı keserken Ya Rabbi ben bu kurbanı bu alışkanlıkların ve beni sana onu seni unutturan bana hizmetimi, ibadetimi unutturan o şeyleri niyet ederek kesiyorum dediğin anda sen Bismillah dersin. O manayla beraber inşallah sen Allah'a kurbiyet kazanmış olursun. Kurban oradan gelir. Kurb, kurbiyet kazanmaktır. Yakınlaşmaktır. Akıt Ne olur? E, bu tamam vacip bir üzerinden düşer Hanifi mezhebine göre. Tamam mı? E, şafi sen sünneti yerine getirmiş oldun ama mana bitti. Manadan olmadıktan sonra feyiz bereket olmaz. Yani meselenin özü onu yakalamaktır yani. Ve diğer bir nokta sen kurban keserken nefsini kurban edemezsen o kurbanın da kesmiş olduğu eti bile belki sana haram olur. Yani şu hayvan pazarın en büyük hayvanı. Her sene alıyorum yani şaşmaz. En büyük. Tamam mı? Allah aşkına ya. Sen Bismillah diyorsun değil mi? Keserken. Kelamen söyledim tamam belki zahiri şeriatta o, etini, o hayvan eti yenir. Sıkıntı yok zahiri şeriatta. Ama batını şeriatta o hayvan murdardır. Çünkü sen hala ben var orada ben. En büyük hayvanı kestim diyorsun kardeşim sen. Benlikten sıyrılamamışsın sen. Sen bismillah falan çekemezsin ya. Ben manasını sen kurtulamadıktan sonra senin zikretmiş olduğun bismillah yalnızca kelam yani. Diyelim ayıp olmasın yani. Çünkü demesek olmayacak bu iş. Şimdi ne dedi ayet? Üzerinde Allah'ın zikredilmediği şereden yemeyin. Manayı sarayından başka bir mana işareti şudur ki münimi hakikiyi hatıra getirmeyen ve onun namına verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. E şimdi o halde hem veren bismillah demeli hem alan bismillah demeli. Şimdi para verirken de birbirimize Atilla abi ödeme alırken ödeme verirken hep bismillah. Bismillah. Bismillah demeyi unutmayın. Şimdi eğer o bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaçsın. Şimdi parayı alıyorsun. ecnebi bir patronu var adamın. Hristiyan veyahut da atıyorum başka bir dinden. E Bismillah demiyor bu adam. Veyahut Müslüman ama Bismillah demiyor. Ve ne diyor mesela veyahut bankamatikten alıyorsun, ATM'den alıyorsun. Değil mi şimdi? Ne yapacağız? Sen Bismillah de, onun başı üstünde rahmet ilahinin ilahin elini gör. şükürle öp, ondan al. Yani sen alırken Bismillah diyeceksin. Hacı parayı veriyor, unuttu. Sen alırken Bismillah diyeceksin. Ve o para hacının veyahut da patronun ondan sonra ailesinde sana Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir ikramı olduğunu bileceksin. Bankamatikten çekerken de o öyle olacak. Ya Rabbi sen benim rızkımı patron vasıtasıyla, iş vasıtasıyla bana gönderiyorsun. Rahmet ilahinin elini gördüğün o şekilde alacaksın. Bunu yapmadın mı o parada bereket bekleme. Çünkü ne oluyor? Adam ne diyor maaş verirken? Senin maaşını ben veriyorum. Demiyor mu? Ben vermezsem aç kalırsınız be. He? Klasik patron sözcükleridir bunlar. Ben ver, iş vermezsem sen ne yapacaksın? Veyahut da biz ne yapıyoruz? Aynen işçiye dönelim şimdi. Bu benim hakkım ya. Ben çalıştım da aldım bunu kazandım. Demiyor musun? İki tane ben. İkisi de <laughs> sıkıntı. Ne ondan sonra sen onun rızkını verebilirsin ne sen çalışarak kazanabilirsin. Sen çalışarak kazanabilseydin o zaman Cenab-ı Hak sağlığını alsın elinden. Bakayım abi çalış çalışabilirsin. Hadi bak efendi şimdi yarın ameliyat olacak. iki hafta yatacak. Hadi çalışsın. Hadi koştursun. Ya. Ne sen çalışıyorsun ne sen rızkını veriyorsun. İkiniz aynasınız. Ya. O yüzden alırken Bismillah diyeceksin. Bak ne diyor? Bunu düşünmek şükürdür. Sonra bak şimdi. O zahiri vasıtayı istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle sana gönderildi. Ha ne? Allah gönderiyor bana rızkımı. Sen kimsin? Deme. Dangozluk yapma. <laughs> Teşekkür et. Allah senden razı olsun. Rızkımıza vesile oluyorsun. Teşekkür et ya. Onun eliyle gönderildi sana nimet. Madem Allah gönderecek direkt evine gönderseydi. Ya. Böyle. Mesele o aynadanlık olan kesime hürmet göstereceğiz. Yani böyle sen kimsin benim rızkımı Allah veriyor. Tamam Allah veriyor o adam ama o adam vasıtasıyla veriyor. Cenab-ı Hak bu dünyada sebeplerle iş görüyor yani. Vesilelik ciheti var. Teşekkür et. Ya ki sen böyle sen o patron senden memnun olur. Allah razı olsun. Rızkımıza vesile oluyorsun. Çoluk çocuğumuzun rızkı senin aynen vasıtasıyla bize geliyor. Allah bin bereket versin. Evet. Bitiriyoruz. Az kaldı. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Ne demek bu? Şimdi nimetleri aldığımız kişiler tablacı, garsonlar. Bize sunuyorlar. Biz şimdi bize bu nimetleri sunanlara bir fiyat veriyoruz. Mesela karpuzu manavdan alıyorsun. Kilosuna 1.90 veriyorsun. Suyu iski vasıtasıyla alıyorsun. Değil mi? Aylık 30 lira 40 lira fatura veriyorsun. Bunlara fiyat veriyoruz. Ama asıl mal sahibi kim? Allah. Şimdi bakın burası çok önemli. Biz parasını verdiğimiz nimeti sanki satın almışız gibi davranıyoruz. İşte israf ve haram burada devreye giriyor. Kardeşim suyu israf ediyorsun. Abi neyse parası veririz biz ya. Lan dangoz adam. Sen bunun parasını vermekle bu nimetin parasını vermiş olmuyorsun ki. Sana tablacılık yapan iskinin hizmet parasını vermiş oluyorsun. Ekmek alıyorsun. bayet ekmek yemiyorsun. Çöpe atıyorsun. Aa parasını verdik ya. Kardeşim sen parasını vermiş olabilirsin. Ekmeğin parasını vermiyorsun sen. O ekmeği sana tablacılık yapan adamın parasını, hizmet parasını veriyorsun. Asıl mal sahibi Allah'tır. Bak çok önemli nokta burası. Evlerimizdeki israfın bu kadar olmasının temel sebebi parasını veriyorum ya. Parasını vermişim kardeş. Parasını vermiş olabilirsin. Ama oradaki o tasarruf hakkı sana ait değil. Çünkü asıl mal sahibi olan Allah'tır. Onlar değil. Öyle değil mi? Şunu keşke böyle almasaydık. Daha ucuz yok muydu? Neyse parasının şeyini bana yaz abi sen. Senin parana ihtiyaç yok. Senin tedavi etmemiz gereken nokta şuursuzluk. Sen bu nimeti almış olduğun tablacıya vermiş olduğun parayı esas para zannediyorsun. Yok böyle bir şey. Peki asıl mal sahibi Allah ne istiyor bizden? O münimi hakiki, o kıymetli nimetlerine, mallara bedel istediği fiyat üç şeydir. Birisi zikir, biri şükür, birisi fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. İşte bak bu ikisini biz yapıyoruz. Yani dededen babadan da görsek bir gidiyor yani. Bismillah diyerek başlıyoruz. Elhamdülillah diyerek sonlandırıyoruz ama orta kısım çok pasif kalıyor. Ortada bu kıymetler harikayı sanat olan nimetler ehadı Samed'in mucize kudreti hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek Nedir? Fikirdir. Başta Bismillah dediğin, sonda Elhamdülillah dediğin orta bölüm çok boş arkadaşlar. Sebep? Ayet-i Kerime'de bize ifade edilen bir emri yerine getirmiyoruz. Ne diyor ayetteki Abesel Suresi'nde? İnsan diyor yediklerine bir baksın. Allah aşkına yediklerimize bakın. Çünkü bakmıyoruz yani. Allah'ın emridir bakın. Bir ayet okurken penzur görmüşseniz orada elfilerini çekeceksin kardeşim. Çok cüz okuma ya. Mehmet abi böyle ergen 300 okuma Allah aşkına okuma ya deli oluyorum yani. Okuma abi senin artık düz Kur'an okuma alışkanlığını rafa kaldırman lazım. Çünkü kendini kandırıyorsun. Çok mübarek zannediyorsun. 400 okudum ben. 400 okudum. Ne anladın? Ne anladın da? Hep söylüyoruz ya ne okuyan okuduğunu anlar ne dinleyen dinleyenin anlıyor. Geriye kalıyor ne kalıyor? Hafızın sesi güzel mi? Değil mi Osman abi? Klasik diyor. Ne makam okudu be? Ne okudu? Ama ne makam? Oğlum makamı sormuyorum. Ne okudu? Fel yenzurul insanu illa İnsan diyor yediklerine bakmaz mı? Baktığın zaman farkındalığı yakalıyorsun işte. Hep örnek veriyor Mısır'a bakın ya. Bak Mısır'a Allah aşkına yerken bakın. Eminönü esnafı Mısır'ı yerken bakın. Mısır'ı bir gün alın yemeğinde sırf bakın yani. Hani yemede yanında yat derler ya. Mısır acayip bir sanat ilahidir ya. Yani. Tanesi 2 lira, yani. lira ya. Tanesi 2 lira ya. 2 lira. Onu insan yapsın. Ne 200'ü? Alamazsın ya. Mısır adam olmaz burada. Bir Mehmet abi yer en zenginimiz o. <laughs> tamam mı? Ondan artık mısır adam olmaz burada. Osman abi sen rüyanda göre versin mısırı. Bak sana söyleyeyim. Sen hiç yiyemezsin ya. <laughs> Mısırın tanelerini sayın. 150-200 tane ortalamadır. Şu büyüklükte sayıyorum da. İyilik kat ambalaj vardır üzerinde. Pazara gidiyor adam böyle şak 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 atıyor böyle tamam mı? <laughs> tak soyuyor veriyor sana. Kaç para diyorsun? Aa diyor 8 tane 10 lira. Ben böyle bir iki, iki anlatmaya başlıyorum. Hocam diyor sana 10 tane 10 lira diyor. <laughs> 8 tane 10 lira alıyorsun abi. Allah aşkına ya. Sanata bak. Şu dizilişe bakın. Oyuklar tek tek açılmış. Tek tek taşlar içine dizilmiş. Tamam içerisi süt dolu. Kaynatıyorsun. Tuzluyorsun. Közlüyorsun. Yiyorsun. Kokusu. Lezzeti. Ya otur ısır ısır ye yani. Bak bunu yaptığın anda bak baktığın zaman farkına varıyorsun. Karpuzu yerken karpuza bak, çekirdeğine bak, rengine bak, tadına bak. Bugün karpuzu kestiler. Üst kattayım, alt katta mutfak. En üst katta bir terasın oradayım davetiye geldi. Koku. Bakın koku davetiyesinin farkına varın. Kesiliyor. Karpuz mu kestiniz? Mısır mı kaynıyor? Kestane mi var? Tavuk. Hamsi. Çekiyor. Anlıyorsun. Ç Bak önce davetiyi gönder. Diyor ki gel. Gel beni ye. Sonra alıyorsun nimet eline. Bakıyorsun ki 3 nokta. Harikayı sanat. Müthiş bir sanat. Sonra mucize kudret. Bunu yapacak olan o Mısır'ın ondan sonra bitkisi değil, toprağı değil. Cenab-ı Hak yaptı. Ve hediye-i rahmettir ya tam zamanında veriyor. Karpuzu tam zamanında veriyor. Portakalı tam zamanında veriyor. Ondan sonra mandalinayı tam zamanında veriyor. Ama biz çoğu zaman bunun farkına varmıyoruz. Bak ne oluyor sonra? Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak. Ne derece belahat ise ahmaklıksa öyle de zahiri mülimleri medih ve muhabbet edip zahiri medih ve o nimeti sana verenleri onları övüp onlara muhabbet edip mülimi hakiki hakiki nimet beni unutmak ondan bin derece daha belahattır. Daha ahmaklıktır. Çoğu zaman Adana'yı övdüğümüz kadar Adana karpuzunu menba olarak gördüğümüz Adana karpuzunu övdüğümüz kadar Adana karpuzunu halk eden Allah'ı övmüyoruz. Değil mi? Manav'ın karpuzu çok güzel çıkar. Hiç kelek satmaz bana. Hiç kelek satmayan karpuzu övdüğün kadar yemiş olduğun karpuz nimetini yaratan Allah'ı övdün mü? Diğer bir nokta. Çanakkale'nin domatesi çok güzeldir. Çünkü Çanakkale toprağı domates üzerinde ihtisas yapmış ve hayatını buna vakfetmiş bir topraktır özel domates üretme sistemi var. O kadar övüyorsun ki. Peki domatesi yaratan Allah'ı hiç bu kadar övdün mü? Değil mi? Diğer bir nokta. Ne güzel anlatıyor ya. Ne güzel ifade ediyor. Tablacı hükmündeki Hasan'ı, hocayı, Mehmet Ali'yi övdüğün kadar elhamdülillah Kur'an'ın ne güzel manaları var. Cenab-ı Hak ne güzel manalar koymuş Kur'an'a. Ne güzel manalar ifade etmiş. Hamdolsun dedin mi? Ulan ne pazarlıyor be? Ne satıyor? Aa adama bak be. Çok bir pazarlamacı diye övdüğün kadar kendini. Ya Rabbi hamdolsun ya. Sen rezakiyetin o kadar büyük ki. Benim gibi bir adamdan bile malı sattırıyorsun. Hamd ettin mi Allah? İşte o zaman tablacı hükmündeki bakın miskin adam. Üstad çok acayip bir kavram bak. Miskin. Miskin ne demek biliyor musunuz? Hani Uyuştuk. Adam bakarsan benden bir şey olmaz. Lan, bundan bir şey yapamaz. Ne yapacak ya? Bir şey yapamaz ya. Soruyorsun bu iş kime verdi? Buna verdi. Buna verdi lan. Bu ne anlar lan bu adam ya? Bu adam bir şey yapamaz diyorsun ya miskin bu işte. Bütün mevcudat miskindir. Bütün tablacılar miskindir. Yapamazlar ya. Yapan Allah'tır. Allah'ın kudretidir. Yapan ikram eden Allah'tır. Allah'ın rahmetidir. Ne sen yapabilirsin ne tabiat yapabilir Hiç kimse bir şey yapamaz ya. Bir şey olmuşsa yapan Allah'tır. Bismillah bu tevhidin ifadesidir işte. Bu manayı anladık mı tamamdır mesele. Bitmiştir yani. Sen bunu anla yeter ya. İşte o yüzden ey nefis böyle eble böyle cahil olmamak istersen Allah namına ver. Verirken içerisinde kendine koyma ya. Beklenti içinde olma. Ne kadar çok beklenti o kadar çok yaradır bakın bu hayat. Hep beklenti içerisinde. Arkadaşlardan beklenti içerisindeyiz. Ondan beklenti, bundan beklenti. O beklentilerden gelmeyince yaralar derinleşmeye başlıyor. Allah namına veren de beklenti olmaz. Allah namına veren kişi de hürmet beklentisi olmaz. Allah namına veren kişi ben verdim demez. Çünkü orada Allah varsa bilir ki o ben yokum orada. Allah namına al. Sana Allah namına veren kişilerden Allah namına sen de al. Ve Allah namına başla. Allah namına işte İşte böyle bir insan bu besmelerin bu tevhid boyutunu yakalayan bir insanın Allah hadis kutsisi de diyor. Ben diyor onun gören gözü, işiten kulağı olurum diyor. Sen kalkarsın orada artık Cenab-ı Hak senin en büyük yardımcın, en büyük destekçin olur. Sen acizini anladın, sen fakrını anladın, sonsuz kudrete, sonsuz rahmete yanaştın. Bismillah dedin, Bismillah dedikten sonra Allah dedikten sonra zaten her şey sana musahar olur. Cenab-ı Hak hakim adamın bunu demeyi nasip etsin. Evet, geceniz mübarek olsun.